İyi günler. Görüşmek üzere. Yuh sana be. Ne oluyor Selin Hanım? Çapkınlık yapacak başka yer bulamadın mı? Bu otel bizim müşterimiz. O kadın? Ay kimse kim? Bana ne? Gidin başka yerde yapın ne yapacaksanız. Müşteri ilişkileri direktörü. Ne? O kadın müşteri ilişkileri direktörü. Bir de müşteri ilişkileri direktörü. Sana gerçekten inanamıyorum. Saçmalama. Yıldırım Bey tanışmak istedi. Ben de projenin detaylarını bildiğin için çağırdım seni. Ama sana anahtar verdim. Odaları gezmek istersek diye. Ha. Ya? Yıldırım Bey sizleri bekliyorlar. Buyurun. Teşekkürler. Bu sefer ne oldu Selin Hanım? Bora nerede? Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa ofise gönderdim. Otelin planlarını ve ölçülerini ona mail atacaklar. Geç kalıyoruz. Hadi. Artemim'in başına sizin geçmenize çok sevindim. Sizi Japonya'daki çalışmalarınızdan takip ediyordum. Teşekkürler. Önceki çalıştığım şirket maalesef bazı değerlere sahip değildi. Bir takım başarılar elde ettik. Fakat dilimiz dayandı. Maalesef böyle. Ne yazık ki iş ahlakının zayıflığı başarıları bile içten içe çürütüyor. Ama sizin referanslarınız tam. İtibarınız biliniyor. Yeteneklisiniz. Ortaya neler çıkacak merak ediyorum. En yetenekli iç mekan tasarımcılarımız işe başladı bile. Selin Hanım. Son durumu Yıldırım Bey'e anlatmak ister misiniz? Ben otelde konaklamak deyince... Otelde kalmak bir düş görmeye benzer. Birkaç gün kalır, bu düşü görür ve evimize döneriz. Peki bu düş neden odaların dizaynında da devam etmesin? Madem evden çıkıyoruz, niye evimize benzeyen bir yere gidelim? İlginç bir düşünce tarzı. Devam edin. Bazı odaları daha düşsel tasarlayabiliriz. Orman, gökyüzü, çöl geceleri atmosferi düşünün. Siz ne dersiniz? İyi uygulandığında eşsiz olur. Tabii oldukça stilize olacak. Efendim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hemen temizliyorum. Gerek yok. Hemen başkasını çağır. Çıkabilirsin. Bitiyor efendim. Tekrardan çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Hemen yeter tamam. Çık artık. Hemen yenisini dolduruyorum efendim. Bu konu artık seni ilgilendirmiyor. Muhasebeye uğra işlemlerini yapsınlar. Yarın gelmene gerek yok. Ama efendim. Hiç problem değil. Alt tarafı çay döktü. Ne derler bilirsiniz. Bir insanın bir şeyi yapma biçimi her şeyi yapma biçimini gösterir. Bir sorunu daha büyük sorunlara yol açmadan çözmek en iyisi. Haksız mıyım? Risk almayı seviyorsanız belki. Anlayamadım. Küçük problemler çalışanlara eğitim verilerek çözülebilir. Ama yeni elemanın nerede ne zaman hata yapacağını bilemezsiniz. Ayrıca her küçük hatada birini kovsaydım eğer... Herhalde her hafta yeni insanlarla çalışmak zorunda kalırdım. Bu riski almak istemem. Biliyor musunuz? Ne zaman ben haklı mıyım desem... etrafımdaki herkes haklısınız Yıldırım Bey der. Farklı bir fikir duymak güzel. Bunu söyleyecek cesaretinizin olması daha da güzel. Vicdansız adam be. Çocuk alt tarafı çayı döktü. Alt tarafı çay. Ne oldu yani? Sarayda mı büyüdün be kardeşim? Ay hayır yani. Çocuğa ayar vereceksen bizim yanımızda verme bari. Ne oldu şimdi? Bize hava mı yaptın? Ay bakın ben ne acayip bir patronum mu dedi. Hiç sevmiyorum böyle insanları ya. Nefret ediyorum sonradan görmelerden. Vallahi üzerinde zenginlik de durmuyor. Patronluk da durmuyor. Sakil. Sakil. Selin bak cidden başıma ağrı girdi senin negatifliğin yüzünden. Benim de ağrı girdi. Vallahi ben de sabahtan beri kahve bile içemedim senin yüzünden. Beni tekrar indiremezsin. Vallahi imanım gevredi. Aynı yolu 3 pasta değiştirip bir daha gidemem. Selin tamam bir dur. Bak ilacın.
Oh Allah'ım bu koku. Cennet gibi. Hadi git al. Ben de arabayı park edip geliyorum. Sen ne içersin? İçmem. Aa, kahve içsen ne olacak sanki? O da mı kurallara aykırı? Ha? Ay ne olur insani bir davranış göster. Yoksa ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Tamam. Tamam içeceğim. Oldu mu? Double ristretto venti. Badem sütüyle yapsınlar. İçine iki parça buz. Üç değil. Badem sütünü sakın unutma. Aklında tutabilecek misin? Tabii ki. Güzel. Alt tarafı bir kahve içecek ya. Bir paragraf sipariş veriyor. Yok ondan çeyrek olsun, bundan koymasın ama koklat. Hayır yani havan bana mı? Değil mi? Hanımefendi badem sütümüz kalmamış maalesef. Olsun. Normal sütle yapalım. Ay sanki aradaki farkı anlayacak. Yıldırım Bey'e anlattığın hayal odaları fikrini nasıl uygulamayı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Yetişkin gibi düşünmeni öneririm. Ne demek o? İçindeki çocuğu kontrol et demek Selin. Umarım başarabilirsin. İnsanlar yaratıcılıklarını içlerindeki çocuğa borçludurlar. Biliyorsun biz de tasarım yapıyoruz. Ne yapacaksın? Yasaklarına bir yenisini daha ekleyip hayal kurmamızı da mı yasaklayacaksın? Sade ve şık tasarımlar Selin. Çocuksu değil. Ya bunu da böyle içiyoruz ama tadında bir tuhaflık var. Badem sütüyle değil gibi. Vah vah. Organik badem yapmadılarsa demek. Hadi bitirdiysen kalkalım. Hem beğenmedim diyorsun hem de sonuna kadar içmişsin. Affedersin ama benim de kahveye ihtiyacım vardı. Hadi. Ay sana da hiçbir şey beğendiremedik ya. Yok efendim çekirdekleri kötü. Yok efendim ben inek sevmem badem sütü olsun. Beyefendinin ağzının tadına göre bir şey bulamadık ya. Ağız tadı değil Selin. Sütü alerjim var benim. Yoksa badem sütünü zorluk olsun diye istemedim senden. Süt içince ne oluyor? Boğaz spazmı geçiriyorum. Nefes alamıyorum yani. Şaka değil. Demir sakin ol. Sakin ol Demir. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Tamam İmdat. İmdat ambulans çağır. Ne olur adam ölüyor ne olur. Ne bırak. Ay tamam dur. Ambulans çağır lütfen ya. Çağırın. Tamam dur. Ay özür dilerim. Benim vallahi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam bayılma bayılma. Ben de kaldım. Ya bir ambulans çağırsa tabii. Tamam panik yapma. Ne olur ölme. Ne olur. Çok özür dilerim. Demir Bey, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Zehirlenmiş gibi. Merak etmeyin, gayet iyisiniz. Mideniz yıkandı. Sıvı takviyesi yapıldı, oksijen verildi. Ne zamandır buradayım ben? 2 saat önce kız arkadaşınız getirdi sizi buraya. Ama biz açıkçası onun için daha çok endişelendik. Yani bayağı bir ağladı, ortalığı dağıttı diyebilirim. Evet, cazgırdır biraz. Yalnız benim kız arkadaşım değil. Hayırlısı. Neyse, bu hafta bol bol su için bünyenizi zorlayacak gıdalar tüketmeyin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Uyandın mı? Nasılsın? Dur ben doktoru çağırayım. Dur dur. Ah. Konuştum ben doktorla. Nasıl? Ne zaman? Sen horul horul uyurken Selin. Demir ben gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm az daha ölüyordun. Gerçi bu her şeyi çözerdi. Ama vallahi ben öl diye yapmadım. Bak ben kötü bir insan değilim tamam mı? Beni kötü bir insan gibi göstermeye hakkın yok. Ay yok artık Selin ya. Ya şu halde bile mi? Ya bak bunu baştan söyleseydin hiçbiri olmayacaktı. Öyle 1000 tane afili detay vereceğini aman diyeyim Selin'cim benim süt alerjim var diyebilirdin. Aman diyeyim Selin sus. Ne olur sus. Bak alerjiden ölmedim ama sen çenenle bir insanı gerçekten öldürebilirsin. Ha ha. Çok komik. Ben çok korktum, çok. Şimdi her yerim uçuklayacak. Zaten buraya gelene kadar biz... Tamam. Tamam. Ne olur sus, tamam. Bak
Bak iyiyim. Bir sorun yok, yaşıyorum. Zaten geç kaldık işe. Hadi yürü. Gel bana tutun. Gerek yok. İyiyim ben. Tutun bana. Hayır dedim ya Selin. Demir Bey iyi misiniz? Pek iyi görünmüyorsunuz da. Demir Bey şöyle oturarak konuşun isterseniz. Bence de pek iyi görünmüyorum. Anladım. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Bu müşteri sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da da bütün büyük kulüplere üye. Yani onu kaybedersek potansiyel 100 müşteriyi de kaybederiz. Adamda büyüklük kompleksi var. Hataya, aksaklığa, saygısızlığa tahammülü yok. Başka meselelere, gönül işlerine, özel hayatındaki karın ağrılarına takılıp da işini savsaklayacak olan varsa aranızda şimdi ayrılsın. Şu andan itibaren her bir hücrenizi işinize vereceksiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru almıyorum. İtiraz duymak istemiyorum. Çalışın. Selin Hanım odama. Bak konuşmayacağım diye kendime söz vermiştim ama dayanamıyorum. Sen bir iş yapacaksın diye insanların hayatını niye zehir ediyorsun? Sana ne? Sana ne? O insanlar birbirine aşık. Çocuk daha dün evlilik teklif etti. Ama sen gelip içine turp suyu sıktın. Bu insanlara yazık değil mi ya? Sen hiç vebal diye bir şey duymadın mı? Bitti mi? Güzel. Başta kendinize verdiğiniz sözü tutun ve karışmayın Selin Hanım. Her insanın hayatında zor bir seçim yapması gereken bir an gelir. Bu onların sınavı. Sizi ilgilendirmez. Hayır. Bu bir sınav değil. Bu senin koyduğun saçma bir kural. Evet artık bu şirkette de bazı kurallar var. Eskiden yokmuş, zarar edip batacak hale gelmişsiniz. Eğer toparlayamazsak sadece o ikisinin değil, hepinizin işi tehlikeye girer. Ben tek bir şeyi anlamıyorum. Bana bunu açıklar mısınız? Ya birliktelik onların konsantrasyonunu bozuyorsa ayrılık onları daha mı motive edecek? Ayrılık acısı performanslarını daha da düşürmeyecek mi? Ekip böyle mi yönetilir? Yaptıkları işe konsantre olacaklar. Öfkeyi, hayal kırıklığını atlatmanın en iyi yolu çalışmaktır. Ayrıca gerçeklerle yüzleşmek insanları güçlendirir. Neymiş o gerçek? Birbirleri için bir şeyleri feda etmeye hazır olmadıkları gerçeği. İnsan hayatta her şeyi aynı anda kazanamaz. Kural kuraldır. Uyuyacaksınız. İşinize özel hayatınızı karıştırmayın dedim. Bu sizin için de geçerli. Bir an önce kendine bir ev bulacaksın ve bulana kadar da otelde kalacaksın. Hafta sonu ben yokken gidip eşyalarını alırsın. Bir an önce kendi evime yerleşmek istiyorum ve bunun için daha fazla beklemek istemiyorum. O çek hala masanın üstünde duruyor. İster al, ister alma. Ama bu akşamdan itibaren yeni hayatına başlıyorsun. Nasıl bir hayat olacağına kendin karar ver. Bu sabah Yıldırım Bey'e söylediğin şey doğruydu. Bu şirketteki en yetenekli proje yöneticisi benim. Ayrıca müşteri beni tanıdı. Ve benim işlerimi beğendi. O yüzden beni ne işimden ne de evimden gönderemezsin. Ben eve gittiğimde odamda yatağım ve dolabım kurulu olsun. Yoksa çok kötü arıza çıkarırım bilmiş ol.
Nasıl ya? Demir! Allah Allah. Eşyalarım. Çiçi! Senin burada ne işin var? Seni buraya mı koydu vicdansız herif? Seni burada kediler yer. Demir! Demir, kapıyı aç! Demir! Kapıyı aç! Öyle mi? Dolabım yerine koymamış gıcık. Bunu sen istedin Demir Erendil. Beni dışarıda bırakmak, eşyalarımı dışarı atmak neymiş göreceksin. Şöyle dur Çiçi. Ama asla balığıma dokunma. Bu bir. Ayrıca burası benim evim. Değil kilidini değiştirmek, kale kapısı taktırsan ben koçbaşı olur yine girerim. Bu iki. Hayır, hayır susmayacağım. Bana sakın öyle bakma. Bunların hepsi senin suçun. Eğer bana kapıyı açsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Be. Aa, bırak. Demir. Demir. Oğlum bak, ne yapıyorsun be? Demir. Aç, manyak. Ne yapıyorsun ya? Bak, yemin ederim kırarım kapıyı pencereye. Kırarsın, gördüm. Demir, bak aç. Aç, seni öldürürüm, seni gebertirim. Bana bak, aşağıda yemeğim soğuyor. En sevmediğim şey. Şimdi burada sessiz sessiz oturup sakinleşeceksin. Ben de aşağıya inip huzur içinde yemeğimi yiyeceğim. Aa! Demir! Ya Demir, ne olur çiçeği içeri al. Bak kediler yer onu lütfen. Demir! Manyak çıktı bu ya, manyak. Oğlum ben seni parçalarım ya, gebertirim seni, aç!
sen kızım ya. Hem çok yüksek değil. Düşsen ne olacak değil mi? Ay her yerde yemek kokuttu. Zıkkım yiyesice. İnşallah boğazında kalır. Alo, anneciğim. Selin yavrum, bir yemekler, bir sofralar hazırladım. Ay. Sorma. Topik'te var mı? Olmaz mı kızım? Topik'te var, Merulcan'da var. Turşu bile kavurdum senin of, için. Nasıl canım çekti? Of, nasıl da açım. İşten geldim, bir lokma yemek koymadım ağzıma. Bütün gün çalış, sonra eve gel, seni kitlesinler o eve. Ayıp ya. Ama ben yapacağımı biliyorum. Selin. Kızım bak sana ne diyeceğim. Bizim Şazimentlerin oğlu var ya. Almanya'dan dönmüş. Ay çok iyi bir aile. Gel de bir görsünler seni. Ay anne ne Almanya'sı ne Şaziment ya. Sinop'takiler bitti. Almanya'dan mı damat bakıyorsun bana? Avrupa görmüş çocuk. İki dil biliyor. Evi, işi, her şeyi var. Hadi buna da bir kulp bul bakalım. Anneciğim bak ben evlenmek istemiyorum. Ben böyle çok iyiyim. Onu bunu bilmem. İstanbul'u kazandın gönderdik. Mezun oldun, işe girmek istiyorum dedin, olur dedik. Anneciğim ev almak istiyorum dedim, babamın emeklisini verdik. Kızım. Bizim senin mürüvvetini görmeye hakkımız yok mu hiç? Ya bir an önce orada aileni kur. Ya da dön gel burada dizimizin dibinde otur. Ay çorba taştı anne. Bak seninle konuşurken vallahi çorba taştı. Ben kapatıyorum anneciğim. Öptüm seni. Babama selam söyle, görüşürüz. Konuşacağız Selin, konuşacağız. Şişt, ara beni tamam mı? Keçi. Selin. Demir, seni var ya... Selin, ah dur, oynatma dur. Ya, dokunma, dokunma, dokunma. Tamam bir dakika, dokunmayacağım, bakacağım sadece. Demir, vallahi bir şey olmadı, ne olur bırak. Selin saçmalama, göster ne olur. Ay ne yapayım, yer yapmış, geçer şimdi çıktı. Selin, o kendi kendine geçmez. Demir, bak ben hallederim, lütfen, lütfen. Selin bak bir şey yapmayacağım diyorum, acıtmayacağım diyorum. Tamam bakacağım, 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 bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum bir şey yapmayacağım. Demir, ne olur dokunma, bırak hadi. Bak acıtmayacağım, tamam bak acıtmayacağım. Selin. Tamam. Selin iyi misin? Tamam bak bu kol acıyacak biraz ama... Tamam hadi hastaneye gidelim hadi. Demir. Hastane mastane yok Demir. Çiçi. Bak başıma neler geldi. Bak bu çok güçlü bir kas gevşetici. Alerjin falan olmadığına eminsin değil mi? Selin. İnadından başına iş açacaksın. Bak bu böyle olmaz. Kalk hastaneye gidelim. Zaten akşam yemeği de yemedin. Aç karnına bu kadar kuvvetli ilacı... Evet yemedim. Akşam yemeği yemedim. Senin yüzünden.
Çatıdan düştüm senin yüzünden. Omzum çıktı senin yüzünden. Ben bu gidişle katil olacağım, o da senin yüzünden. Nasıl biliyorsan öyle yap. Selin dur, Selin dur, dur. Ne yaptın Selin? Kaç tane içtin? Selin kaç tane içtin diyorum. Hey Allah'ım ya. Oh. Aa, benim bu üstüm başım. Of, her yerim mentollü naneli bir şey kokuyor. Kas gevşetici o. Gece sürüp havlu kapattım. Anladım. Ne? Yok artık. Dokundun mu bana? Bayıldım diye. Saçmalama Selin. İnsanlık yapıp ilacını sürdüm. Kıyafetime bulaşacak diye ortalığı ayağa kaldırdın. Kendin bulup giydin sabahlığını. Ayrıca baygın falan da değildin. Hadi çorbanı iç. Gece de bir şey yemedin. Ya sen hayırdır ya? Beni böyle yatağa atıp kapıyı kitlemeler falan. İlaç süreceğim ayağına dokunmalar. Fırsat mı kolluyorsun sen acaba? Selin çorban soğuyor. En sevmediğim şey. Ay hala çorba diyor. Ya sen nerenin manyasın arkadaşım? Vallahi dün gece hiç de şikayetin yoktu arkadaşım. O ne demek? Selin. 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 Şişt, Selin. Kim? Hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Ne alemdesin? Miden falan bulanıyor mu? Seni o kadar çok bekledim ki Peter Pan. Peter Pan mı? Demir ben, hey! Senin adın ne peki? Ben de. Şaka şaka. Selim ben. Bir aç bakayım gözünü. Selin, iyi misin sen? Bir bak bakayım şu parmağımı bir takip et. Tamam, tamam. Bir şey de yok gibi ama. Yok yine de biz bir hastaneye gidelim, hadi. Ay hayır, yok. Hastane yok Peter, lütfen. Burada kalalım. Evimizde. Arkadaş ya. Ya o kas gevşeticiden iki tane içilir mi? Uyarıyorum, söylüyorum ama yok. Beyin de kas tabii. İyice bıraktı kendini. Of. Omzum çok acıyor Peter. Yok artık ya. Ben dememişimdir. Değil mi? Ne alaka ya sen, Peter Pan falan? Daha devamı da var Selin. Bir devam derken? Selin. Hani bir keresinde kaptan kancadan kaçıyorduk biz, hatırladın mı? Kıpırdayıp durma. Sen böyle kılıcını... Selin. Tamam. Sen böyle kılıcını çektin, kolla kendini kanca. Timsahların karnını doyurmaya geldim. Selin bir rahat dur. Sonra da sabaha kadar böyle uçarak dans ettik. Peter. Saçların ne kadar yumuşak. Selin bir elin kolun oynamasın. Sonra bizim saklandığımız yeri buldu kaptan kanca. Sonra biz çok kaçtık. Ben kaçmam yalnız. Ağzını burnunu kırar atarım timsaha. Ya. Saçmalama. Yani o kas gevşeticinin biraz sersemletici etkisi var ama... ...senin sersemliğin bayağı pismiş. Ay yok. O ben değilimdir. Ben öyle bir şey yapmam ya. Yapmamışımdır herhalde. Yok. Ben olsam duramazsın bir kere sen. Anladın mı? Ben hiç sanmıyorum. Asla. Çorbanı iç Selin. Çorba mı yaptın sabah sabah? Bir tost yapsaydın bari. Oh, sıcak. İnsan bir tuz koyar içine. Demir, kapının camı. Taktırdım.
Oha! Ben kapının camı takılırken nasıl uyanmadım ya? Tatsız, tutsuz bir şey yapmış bu. Limon sıkılmaz ona. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.